Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo Viva ile karşınızdayız. İyi haftalar diliyorum, iyi akşamlar. Ben Serdar Cebe. Amerika ve dünyada ön plana çıkan haberlerle karşınızdayız. Bugün haber başlıklarımızda neler var hemen bakalım. Hükümet son anda kapanmadı Amerika'da. Kongre'den bütçe geçti. Detayları Serhan Akif Akyıldız'da detaylı olarak konuşacağız. Geçici bütçe Temsilciler Meclisi'nde demokratların desteğiyle geçti. AB Dışişleri Bakanları Kiev'deydi. Aslında Ukrayna'yı da ilgilendiren konular vardı bütçede. Ukrayna yardımları konusunda önemli açıklamalar var. Arzu Çakır Kiev'in gündemini, AB Dışişleri Bakanları'nın gündemini bize aktaracak. Ve eski başkan Donald Trump kendisi dolandırıcılık davası için bugün New York Adliyesi'ndeydi. Duruşmada neler yaşandığını Begüm Dönmez Ersöz takip etti. Stüdyo VOA'de bunların detaylarını bulacaksınız. Programımız başlıyor. Amerika'da hafta sonu hükümetin kapanmaması için hamle üzerine hamle yapıldı. Son dakikada demokratların desteği ve senatonun da sonrasında bütçe tasarısını kabul etmesiyle hükümet kapanmadı. Kriz atlatıldı ama nasıl atlatıldı? Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Krizin atlatılmasında başrolde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy vardı ki McCarthy kendi partisi içindeki isimlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Özellikle muhafazakarlarla. Serhan, şimdi bir umut vardı kapanmama için ama genelde hükümet kapanacak beklentisi fazlaydı. Hazırlıklar da buna göre yapıldı. Kriz son anda çözüldü ama nasıl çözüldü, bize anlatır mısın? Biz de yayınlarımızda hep genelde onu söylüyorduk. Yani iş artık mucizelere kaldı diyorduk. Büyük ihtimalle kapanmaya doğru gidiyorduk. Sadece biz değil, Amerikan kamuoyu, dünya kamuoyu diyelim, kapanmaya kesin gözüyle bakılıyordu ama işte cumartesi akşamı mucize gerçekleşti diyebiliriz. Burada Temsilciler Meclisi Kevin McCarthy'nin taktiği etkili olduğu görünen. Kevin McCarthy parti içindeki, hep yayınlarımızda söylüyorduk, aşırı sağcı olarak nitelenen kanadın isteklerini yerine getirmedi. Bir nevi demokratlarla işbirliği yaptı. Demokratlarla işbirliği yaptı derken önce Senato kendi tasarısını geçirmişti. Senato topu Temsilciler Meclisi'ne bıraktı süre daralırken. Yani bir nevi Senato dedi ki ya bu bütçeyi kabul ediyorsun ya da kapanmaya gidiyoruz. Çünkü artık müzakere edecek çok fazla vakit de kalmamıştı. Temsilciler Meclisi McCarthy bu senatonun kabul ettiği bütçeden Ukrayna'ya yardımı çıkardı. Ukrayna'ya yardımı diğerini, diğer kısmıyla bir nevi Temsilciler Meclisi'nde genel kurulda oylamaya sundu. Ve bu daha çok diyebiliriz, daha çok demokratların oyuyla geçti. Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçilerin 90'ı buna karşı çıktı. Azımsanmayacak bir rakam ama demokratların oylarıyla, desteğiyle de bu bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Ukrayna desteği olmadan geçti ve ardından hemen Senato'ya gönderildi. Çünkü artık gece yarısı 12'ye saatler kalmıştı. Zamana karşı yarış vardı diyebiliriz. Senato'da bir senatör demokrat, bir senatör Ukrayna'ya yardım konusunda, Ukrayna'ya yardımın bütçeden çıkartılmasına tepki gösterdi. İşte onu ikna etmeye uğraştılar, çabaladılar ve o çabanın sonunda da o demokrat senatörü de ikna ettiler. Ve 88-100 üyeli senatoda 88 oyla partiler üstü bir şekilde Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra Senato'da da hemen kabul edildi ve Başkan Biden'a imzaya gitti ve gece yarısı olmadan da Başkan Biden imzaladı ve bu günlerdir, neredeyse haftalardır konuştuğumuz kabus en azından şimdilik 45 günlüğüne ertelenmiş oldu diyebiliriz. Serhan, şimdi sorun çözüldü ama Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy hedefte hem de kendi partisinden aşırı muhafazakarların hedefinde koltuğu tehlikede yorumları yapılıyor. Bu hafta belki de koltuğundan indirilebilir. Var mı böyle bir ihtimal?
Böyle bir ihtimal var, hem de güçlü bir ihtimal diyebiliriz. İşte az önce bahsettiğimiz gelişmelerle bağlantılı olarak işte o kendi grubu içinde Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı sağcılar bir nevi Kevin McCarthy'yi suçlu ilan ettiler. Kevin McCarthy'yi neyle suçluyorlar? Hani sen gittin kırmızı çizgimizi aştın, demokratlarla işbirliği yaptın ve bu paketi öyle geçirdin diyorlar. Daha önce zaten Kevin McCarthy bu kırmızı kendilerinin belirlediği bu kırmızı çizgiyi aşması durumunda görevden almak için önerge vereceklerini belirtmişlerdi ki aslında geçmişe gitmek lazım. Kevin McCarthy 9 ay önce Temsilciler Meclisi Başkanı seçildiğinde bu kendi partisi içindeki muhaliflere verdiği de bir ödündü. Yani kendisini bu tip bu önergeyle görevden alabilirler. Bir nevi pazarlıklar daha 9 ay öncesinden yapılmıştı bu konuda. Şimdi o karşısına çıkmış görünüyor. Özellikle Matt Gaetz, o Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden biri, öne çıkmış bir isim. Kevin McCarthy'yi bu hafta önerge vereceğini açıkladı. Kevin McCarthy'nin de ona yanıtı vardı. Gelin birlikte izleyelim, ardından devam edeceğiz. Tek konulu harcama bütçe tasarısıyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu taahhüdü verdi ama yerine getirmedi. Ve eğer gelecek hafta McCarthy Temsilciler Meclisi Başkanıysa hala bu demokratların kurtarması sayesinde olacak. Ve onların Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Benim değil. Eğer biri benimle ilgili önerge getirecekse getirsin. Odada bir olgun olmak zorunda. Bunu atlatacağım. Ülke için en iyisi nasılsa o şekilde yöneteceğim. Amerikan kamuoyu için işleri muhafazakar biri olarak yapacağım. Ne olursa olsun. Şimdi ilk Matt Gaetz konuştu pakette. Matt Gaetz işte o aşırı sağcı kesimin en önde gelen isimleri. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin az bir üstünlüğü var demokratlara. Yani Matt Gaetz'e 4 Cumhuriyetçi destek verirse ve demokratlar da bu yönde oy kullanırsa Kevin McCarthy koltuğunu kaybedecek. İşte bütün bu süreç yaşanırken Kevin McCarthy getirin dedi. Yayınımızda da izledik, pakette de izledik. Getirin görelim ne olacaksa olacak. Bunu atlatacağını düşünüyor ama bütün top demokratlarda şu anda. Demokratların nasıl bir politika izleyeceği belli değil. Bununla birlikte tabii gelişmelere Başkan Biden da tepkili. Başkan Biden haftanın son gününde, pazar günü kameraların karşısına geçti ve bir nevi artık o Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcılara yeter artık dedi. Onu kameralar karşısında da söyledi. Onu da izleyelim. Ardından yine devam edelim. Bu sonbahar MAGA aşırıcıları bir kez daha bizi kırılma noktasına getirdi. Bu kez hükümet kapanmasına kadar getirdiler. Aylar önce yaptıkları anlaşmayla ilgili sözlerini tutmadılar. Yeter artık. Bu o kadar da karışık değil. Bu kadar gerilimi tırmandırma politikası sona ermeli. Biden bir nevi artık oyun oynamayı bırakın, iş yapın mesajını veriyor. Bununla birlikte aynı basın toplantısında başkanın öne çıkardığı bir konu da az önce bahsettiğimiz Ukrayna'ya yardım konusuydu. Ukrayna'ya yardımın bütçede yer almamasını eleştirdi. Bunu yapamayız dedi. Ukrayna'ya yardım etmeliyiz dedi. Bana söylenen dedi, Ukrayna'ya yardım paketinin ayrı bir paket olarak kongrenin gündeme geleceği dedi ve kongreye bir kez daha Ukrayna'ya yardım edilmesi, yardım paketinin geçmesi çağrısında bulundu. 24 milyar dolarlık bir yardım bütçesi yer alıyordu o bütçe tasarısında ama Temsilciler Meclisi'nde işte son müzakereler diyelim o Ukrayna paketi çıktı bütçeden. Biden bunun için bastırıyor. Kongreye ayrı bir paket getirilmesini bekliyor. Önümüzdeki günler bu konuda ne olacak? Hep birlikte Amerikan kamuoyu izliyor. Hatta dünya, özellikle Kiev yakından takip ediyor diyebiliriz Serdar. Yakından takip ediyor. Serhan'ın dedikleri önemli. Çünkü Ukrayna'ya yardım konusu Avrupa'nın da gündeminde. Ve Serhan'a teşekkür ediyoruz. Hemen geçiyoruz. Neden gündeminde? Onu size aktaralım. ABD'nin Ukrayna yardımı konusunda Avrupa Birliği hassas. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, pazar günü kongrenin federal hükümetin kapanmasını durdurmak için kabul ettiği geçici bütçe tasarısından Ukrayna'ya mali desteği çıkarma kararlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu Kiev'den. To tell the truth, we were surprised by the fact that
Gerçeği söylemek gerekirse son dakika anlaşmasından üzüntü duyduk. Bunun son söz olduğunu düşünmüyoruz. Başkan Biden'ı dinledikten sonra ki bunun yeniden değerlendirilmesini istedi, Ukrayna'ya Amerikan yardımının devam edeceğini umut ediyoruz. Biz kendi açımızdan bu kararı beklemedik. Amerika'da neler oluyor bakalım ama bizim açımızdan desteğe devam edeceğiz ve arttıracağız. Evet, konu Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının da gündeminde. ABD Kongresi'nin ek yardımı red kararı Avrupa'da diplomatik kulisleri hızlandırdı diyebiliriz. Hafta sonu Slovakya'da yapılan seçimleri, Rusya yanlısı eski başbakan Robert Fico'nun kazanması da Rusya ile uzun vadeli bir savaşa giren Ukrayna'ya Batı desteğinin kırılmakta olduğu yorumlarına yol açıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Ukrayna'ya uzun vadeli sürdürülebilir desteğin sınırlarını çizmek üzere tarihinde ilk kez AB üyesi olmayan bir başkentte Kiev'de toplandı. Toplantıyı da Paris'teki arkadaşımız Arzu Çakır izliyor. Arzu, selam. Bu toplantı Kiev'e AB desteğini gösteren sembolik açıdan önemli bir toplantı. Ne tür tartışmalar oldu? Borrell'in biraz önceki açıklamalarını dinledik. Yeni açıklamaları da var. Ukrayna AB'den beklediği desteği görebiliyor mu? Gördü mü bu toplantı sonunda? Evet, aslında ilaç gibi geldi bugünkü toplantı Ukrayna'ya. Zira hafta sonu çok ağır geçti Ukrayna lideri Zelenski için ve Ukrayna hükümeti için. Önce bir hafta kadar önce Polonya ile takıştılar, hatırlayacaksınız, tahıl krizi nedeniyle. Ardından hafta sonu Amerikan Kongresi'nde alınan karar tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Amerika'nın 5-6 milyar civarındaki ek yardımı bütçe ödeneklerinden çıkarması açıklanabilir bir durum değildi o Kiev için. Dolayısıyla özellikle Rusya avuçlarını oluşturmakta iken, Rusya'ya karşı bir karşı operasyon sürerken çok ciddi anlamda yara aldı Kiev hükümeti bu karardan. Ancak olayı minimize etmeye çalıştılar bugün tabii. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Kiev'de son derece sembolik Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin başkentinde ilk kez toplandılar. Ve bu toplantının hem girişinde hem sonrasında önemli mesajlar verildi. Bir numaralı mesaj Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin aldığı kararla ilgiliydi. Kongre'nin kararının üzücü olduğunu söyledi Borrell biraz önce de gördüğünüz gibi. Bu kararın ancak geçici bir karar olduğunu, dolayısıyla çözüm bulunmasını beklediklerini, bir çözüm bulunacağını umut ettiklerini dile getirdi Borrell. Dimitri Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı ise Amerika'nın bu kararını ABD'deki Ukrayna'ya desteğin parçalandığı anlamına gelmediğini dile getirdi. Mutlaka bir, hem cumhuriyetçilerle hem demokratlarla görüşüyoruz ve bu işe mutlaka bir çözüm bulunacak şeklinde umutlu bir açıklamada bulundu. Zelenski konuştu, 24 Dışişleri Bakanı'na hitap etti bugünkü toplantıda. Zelenski, eğer Batı ile Ukrayna arasındaki birlik kırılmazsa mutlaka Rusya'ya karşı önemli bir şekilde başarı elde edeceklerini, özgür dünyanın ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başarılı olacağını dile getirdi. Birliğin kırılmaması mesajını verdi. Son derece kırılgan bir hale geldi birlik. Evet, Almanya Dışişleri Bakanı bir kış planı uyarısında bulundu. Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya desteğin olağanüstü bir sembol toplantıyla bugün bütün Avrupa Birliği tarafından verildiği mesajını geçti. İşte bütün bu gelişmelerin ardından gözler tabii Avrupa Birliği içerisinde birlik kurulacak mı ve Amerika Kongresi'ndeki bu sorun çözülecek mi? Bunu bekliyorlar. Bütün dünyanın gözü, özellikle Rusya. Peskov bugün bir açıklama yaptı, Kremlin sözcüsü Peskov ve zaten bu Ukrayna'ya yapılan destekte bir bıkkınlık olduğunun farkındaydık. Bu bıkkınlık artarak devam ediyor, özellikle Amerika'da dedi. Dolayısıyla en dikkatli izleyen merkez Kiev'le Moskova'ydı. Doğal olarak Serdar, bu gelişmeleri. Şimdi AB kulislerini hızlandıran bir başka gerilim de cumartesi günü Slovakya'da yapılan seçimler oldu. Ukrayna'ya karşı yardıma karşı çıkıyor Slovakya ve Rusya yanlısı aday Robert Fico seçimleri kazandı. Bu gelişme AB içinde nasıl yankı buldu? Kuleba neler söylüyor? Bunu nasıl okumak lazım? Evet, Serdar, Fico yazılıyor, Fito okunuyor. Slovakya'nın aslında tanınan bir yüzü, iki dönem başbakanlık yapmış bir isim ama bir gazetecinin cinayetinden sorumlu tutulduktan sonra
toplu gösteriler sonrasında istifa etmek zorunda kalmış. 5 yıl sonra yeniden iktidara ön kapıdan giriş yapıyor Avrupa Birliği'ne, Brüksel'e. Belki de ön kapıdan giriş yapacak Fico. Fakat önce çoğunluğu yakalayıp hükümeti kurması gerekiyor. Henüz sandalye sayısını sağlamış değil. 3 parti en az koalisyon yapması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Avrupa Birliği her ne kadar Amerikan Senato'da, Kongresi'nde alınan karar nedeniyle zorlansa da Ukrayna'ya tam destek açısından kendi içinde de çok önemli çatlaklar var. Tahıl kriziyle en yakın dostu Polonya'yı kaybetti Ukrayna. Ardından Slovakya seçimleri geldi. Bu seçimlerde Rusya yanlısı mı olacak Slovakya, yoksa Ukrayna'ya destek devam mı edecek sınavı vardı. İkinci seçenek kazandı. Fico'nun tam anlamıyla Rusya yanlısı bir isim olması, Ukrayna'ya silah desteğinin derhal sona erdirilmesi, zira bu desteğin akan kanı arttırdığı, Rusya'ya yapılan yaptırımların Rusya'dan çok Avrupa'ya zarar verdiği gibi pek çok Avrupa politikalarını torpilleyen aslında açıklamalarla, vaatlerle seçim kampanyasında yaptı ve sonuçta başarılı olan Fico oldu, kazanan Fico oldu. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisindeki çatlak da aslında bir anlamda su yüzüne çıktı. Halk desteği Ukrayna'ya giderek maddi sorunlar artıp enflasyon bastırıp Ukrayna'daki savaş uzadıkça artık bu destekten tırnak içinde bıkkınlık gerçekten Avrupa halkları arasında var. Bugünkü Dışişleri Bakanları toplantısına 3 isim katılmadı. Bu da önemliydi. Macaristan devlet başbakanı Viktor Orban, biliyorsunuz Macaristan Rusya'ya karşı, Rusya yanlısı bir politika izliyor. En sorunlu üyesi Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun. Fakat bunun yanı sıra Polonya katılmadı. Hasta olduğunu bildirip Dışişleri Bakanı katılmadı ve Letonya katılmadı. Bu 3 isim katılmadı. Buna bir de Slovakya eklenecek. Önümüz 15 Şubat'ta Polonya'da seçimler var. Ardından Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Ukrayna'ya destek eğer böyle giderse burada da erime noktasında, dolayısıyla güçlü bir mesaj vermek gerekiyor. Solcu Orban, Robert Fico da eğer hükümeti kurarsa Brüksel'in yeni başarısı olmaya aday diyelim ve sözü yeniden sana bırakırım Selim. Evet, Arzu'nun bu haftaki gündemi yoğun. Sık sık ekrana çıkaracağız bu hafta. Teşekkürler Arzu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın Kiev toplantısıyla ilgili son bilgileri bize aktardı. Amerika'da bugün neler konuşuluyordu? Konulardan birisi eski başkan Donald Trump. Kendisi en büyük oğulları, ki iki tane büyük oğlu var, bir de ufak oğlu var. Onların şirketleri, aynı zamanda Trump organizasyonunun yöneticileri aleyhine açılan dolandırıcılık davası için başlangıcı bugün New York adliyesindeydi ve Demokrat New York başsavcısı Trump'ın şirketlerine 250 milyon dolar ceza ve New York'ta iş yapmasının yasaklanmasını istiyor. Çok ağır istekler. Trump duruşmaya girmeden önce tabii konuştu. Sivil dolandırıcılık davasının tüm zamanların en büyük cadı avının bir devamı olduğunu belirtti ve bir aldatmaca, sahtekarlık olarak nitelendirdi. Neler yaşandı? Begüm Dönmez Ersöz'de ayrıntılar var. Begüm, duruşmada herhangi bir bilgi geldi mi? Neler yaşandı? Serdar, eski ABD Başkanı Donald Trump ve şirketleri uygun koşullarda, daha uygun koşullarda kredi almak ve daha az sigorta ödeyebilmek amacıyla mal varlıklarının değerini şişirmekle suçlanıyor. Bu ne demek? Bir iki örnek üzerinden açıklayalım. New York Başsavcısı Letitia James'in yürüttüğü soruşturma kapsamında açılan davada deniliyor ki Trump, Manhattan'daki New York'taki lüks apartman dairesinin değerini olduğundan kat be kat daha fazla gösterdi ve Florida'daki golf kulübü, golf tesisi ve rezidansının bulunduğu Mar-a-Lago'nun da değerinde kat be kat daha fazla gösterdi. Yalan söyleyerek yetkililere deniliyor. Suçlamalar bunlar. Eyalet başsavcılığını duruşmada, davada temsil eden avukatlardan Kevin Wallace, Trump'ın bu şekilde, Trump'ın ve şirketlerinin 1 milyar dolardan fazla kazanç elde ettiğini iddia etti. Trump tarafı ne dedi? Trump'ın avukatları ise duruşmada Trump'ın dünyadaki en başarılı markalardan bir tanesi olduğunu, herhangi bir ihlal yapılmadığını, mağdurun olmadığını ya da adil olmayan bir kar elde edilmediğini savundu Trump'ın avukatları. Trump'ın kendisi de bugünkü duruşmaya katıldı. Lacivert bir takım elbise, parlak mavi bir kravat ve yakasında da Amerikan bayrağı iğnesiyle
birlikte bugünkü New York'ta görülen, New York'ta başlayan davanın ilk duruşmasına katıldı. Trump malum başka bir takım davalarla da karşı karşıya ama bu davanın diğerlerine kıyasla bir farklılığı ve bir önemi bulunuyor. Bu bir ceza davası değil, dolayısıyla Trump'ın bir hapis cezası alması gibi bir olasılık yok ama milyonlarca dolar para cezası alabilir ki savcılık 250 milyon dolarlık bir para cezası ve bunun yanı sıra da New York'ta iş yapmasının yasaklanmasını talep ediyor ki geçtiğimiz günlerde davaya bakan yargıç zaten Trump'ın şirketlerini yönetmesine imkan veren, New York eyaleti sınırları içerisinde bunu yapmasına imkan tanıyan bir takım sertifikaları, ruhsatların iptal edilmesi emrini vermişti. Bu konuda bağımsız yetkililer çalışmalarını sürdürüyorlar. Trump'ın bizzat bu davaya, duruşmaya katılmış olması, ki böyle bir zorunluluğu yok aslında ceza davası olmadığı için, ama bu duruşmaya katılmaya tercih etmiş olması da bu davayı aslında ciddiye aldığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Trump bu davaya, hakkındaki bu dolandırıcılık davasını siyasi bir düzmece olarak nitelendirdi. Seçimde kendisine zarar vermeyi amaçlayan bir çaba, bir girişim olarak nitelendirdi. Mahkeme salonuna gelirken ve bugün öğle arası verildiğinde gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. Trump neler dedi? Bir ona kulak verelim, sonrasında devam edelim. Bu bir tertip, oyun. Mali açıklamalarım harika. Hiçbir banka etkilenmedi. Hiçbir banka zarar görmedi. Neden buna dahil olduklarını dahi bilmiyorlar. Onlar da ayrıca ifade verdiler. Buna dahil olduklarına inanamıyorlar. Çünkü zamanında ödemelerini aldılar. Ortada kusur yok, problem yok. Mükemmel müşteri gibi bir durum var. Bundan sonrasında, yani yargılama sürecinde yargıcın kararı beklenecek. Ne kadarlık bir para cezası olabilir? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama dediğimiz gibi zaten Trump'ın eğer ruhsatını kaybetmiş olması kesinleşirse bu yargılama sürecinde de bunun emlak imparatorluğuna, şirket imparatorluğuna büyük bir darbe vurabileceği yorumları yapılıyor. Malum para önemli bir şey. Trump açısından da önemli bir şey. Bir yandan kendi seçim kampanyasında 2024 için bağış toplama, bağış bulma arayışı içerisinde, başka davalarla da karşı karşıya demiştik. Orada avukatlara, hukuk ekibine ödemeler yapılıyor. Dolayısıyla bu davadan çıkacak olan sonuç Trump'ın siyasi geleceği, ticari geleceği açısından da önem taşıyor. Para ve itibar söz konusu olduğu için yapılan yorumlar bu şekilde Serdar. Evet, Trump'ın New York'taki dolandırıcılık davasıyla ilgili son gelişmeleri Begüm Dönmez Ersöz'den aldık. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü diğer gelişmeler nelerdi? Başkan yardımcısı Kamala Harris'in eski danışmanı, Cuma günü 90 yaşında hayatını kaybeden senatör Dianne Feinstein'den boşalan ABD Senatosu üyeliğine seçildi. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Lafonso Butler'ı senatör olarak seçti. Butler 2020 seçim kampanyasında başkan yardımcısı Kamala Harris'in danışmanıydı. Kaliforniya valisi bu seçimde daha önce verdiği siyah bir kadını atayacağı yönündeki sözünü de yerine getirmiş oldu. Butler mevcut senatodaki tek siyah kadın üye olacak. Butler ayrıca eşcinsel olduğunu da kamuoyuyla paylaşmış ve bir isim Feinstein geçen hafta 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu hafta Perşembe günde Kaliforniya'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Bugünün diğer bir gelişmesi, Nobel Tıp Ödülü pandeminin yavaşlatılmasında kritik öneme sahip olan COVID-19'a karşı elçi RNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan ve teknolojisi gelecekte kanser ve lupus gibi hastalıklara karşı aşı üretmede kullanılabilecek keşiflerin sahibi iki uzmana verildi. Macar asıllı Amerikalı Katalin Kariko ve Amerikalı Drew Weissman, İsveç'in başkenti Stockholm'de Nobel Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri sırasında aşı geliştirmenin eşi benzeri görülmemiş hızına katkıda bulundukları için ödüle layık görüldüler. Nobel Komitesi, Kariko ve Weissman'ın çığır açan buluşlarının elçi RNA'nın bağışıklık sistemiyle nasıl etkileşim içine girdiğini, ilişkin anlayışı temelden değiştirdiğini kaydetti. Geleneksel yöntemlerle aşı geliştirmek için virüs ya da virüs parçalarını çoğaltmak ve diğer aşamalardan önce bunları saflaştırmak gerekiyor. Elçi RNA yaklaşımı ise protein üretimi için
talimat içeren genetik kod parçalarını içeriyor. Hedef alınacak doğru protein seçildiği takdirde insan bedeni küçük bir aşı fabrikasına dönüştürülebiliyor. Ödülü aldığını öğrenen Weizmann, gelecek inanılmaz, yıllardır RNA ile neler yapabileceğimizi düşünüyorduk, nihayet gerçekleştiriyoruz derken çok şaşırdığını ve sevinçli olduğunu söyleyen Kaliko da müjdeli haberi Weizmann'a kendisinin verdiğini söyledi. Amerikalı yetişkinler, durum böyle, ödül alanlar var işte COVID aşısından ama hala aşıya şüpheyle yaklaşanlar var. Amerikalı yetişkinler de onlardan. COVID-19 aşısına hala şüpheyle bakıyorlar. Yapılan son ankete göre Amerikalı yetişkinlerin COVID-19 aşısını yaptırmama ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Kaiser Aile Vakfı tarafından yapılan ankete 3-13 Eylül tarihleri arasında 1396 kişi katıldı. Katılanların %52'si COVID-19 aşısını muhtemelen ya da kesinlikle yaptırmayacaklarını söyledi. Bu arada sadece %23'ü aşıyı kesinlikle yaptıracağını söylerken %23'ü de muhtemelen yaptıracağını söyledi. Aşı yaptırma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyenlerin çoğunluğu kayıtlı demokrat ve 65 yaş ve üzerindeki Amerikalılar. Partiler bazında bakıldığında demokratların %70'i aşı yaptırmayı planlarken cumhuriyetçilerin sadece %24'ü aşı yaptıracağını söyledi. Partizan çizgilerdeki bölünme devam ederken demokratların %58'i Covid'den kaçınmak için maske takmak, halka açık toplantılardan kaçınmak ve seyahatleri atlamak gibi ekstra önlem adımları atmayı planlıyor. Bu oran cumhuriyetçilerde sadece %16. Anketi yapan Kaiser'in CEO'su Drew Altman, demokrat ve cumhuriyetçilerin soruna farklı baktıklarını söylüyor. Anket ülkenin çoğunun aşılar konusunda hala CDC ve FDA'ye güvendiğini gösteriyor. Ancak partiler arasında bir uçurum var ve cumhuriyetçilerin çoğu ülkenin aşı onayı ve rehberliğinden sorumlu, düzenleyici ve bilimsel kurumlarına güvenmiyor. Siz bitirdiniz, şimdi biz bitiriyoruz. Haftanın ilk iş günü bitti. Haftanın diğer günlerinde de gündemi sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. voatürkçe.com adresimiz, sosyal medya hesapları ekranda. Yarın yeni konu ve haberlerle karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar.